Çok özür dilerim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyormuş Hatay'da. Hemen ekranlarımıza taşıyoruz sevgili seyirciler. Ve hala bu tespit çalışması devam ediyor. Buradan vatandaşımıza bir bilgi daha vermek isteriz. Bu tespit çalışmasındaki ortaya çıkan sonuçlar nihai sonuçlar değildir. Bunlar itiraza yönelik sonuçlardır. İtiraz edilebilir sonuçlardır. Yani orta hasarlı çıkan bir vatandaşımız benim evimin tekrar değerlendirilmesini istiyorum dendiği andan itibaren değerlendirilecektir. Bu bugüne ait de bir şey değildir. Bugünden önceki tüm yaşadığımız afetlerde, depremlerde karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir ve devam etmektedir. Aynen az hasarlı olan, evi az hasarlı olan bir vatandaşımız ben tekrar değerlendirilmesini istiyorum. Ben bunda orta hasar veya ağır hasar görüyorum dediği andan itibaren tekrar ekipler oraya gidecektir. Ve bir bilgi daha, bu iş nihayileşene kadar herhangi bir işlem de yapılmayacaktır bu binalarla alakalı. Yine ters de söz konusudur. Benim evimi orta hasar belirlediğim zaman benim evim sağlamdır diyen için de yine aynı tedbir ve aynı süreç işleyecektir. Tekrar gidecektir. Yine çok doğaldır ki acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma çalışma ekibi, bir taraftan da acil yıkılacak binayı yıkabilecek ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara girilmesi yasaktır. Kesinlikle. Yani benim orada eşyam var veya bir yarım saat gireyim, bir saat gireyim gibi bir söz konusu değildir. Çünkü dün akşamki müstakil deprem ve Artçı depremde bize göstermiştir ki Artçı depremler bu deprem hareketliliği devam etmektedir. Böyle bir riski almak doğru değildir. Böyle bir sorumluluğu almak doğru değildir. Bütün kolluk birimlerimize talimat verdik. Kimse bu evlerden kısıtlı süreli veya taşıma yönünde zinar herhangi bir giriş yapıp buradan bir eşya taşımaya veya buradan bir malını almaya yönelik bir süreci söz konusu değildir ve girilemez, yasaktır. Ağır hasarlı binalar hakkında geçmişten işleyen bir prosedürümüz vardır. Prosedür de açıktır. Bunu bugün sabah Sayın Murat Kurum Bakanımızla ayrı ayrı vilayetlerde olmamıza rağmen tekrar değerlendirdik. Ve şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ağır hasarlardaki binalardaki prosedür şudur. Ağır hasarlı binalara girmek de risklidir. Girmemek doğru olandır. Ancak geçmişteki prosedürümüz şuydu. Bu konu yetkinlik gerektiren bir konudur. Yani hoca düzeyindeki kişilerin karar verebileceği bir konudur. Bir binaya girip girilmeyeceği. O da kısıtlı süreli girmek için izin verirler. Yani yarım saat veya 2 saat. Şimdi bu art arda gelen depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde bugünden itibaren buradan eşya alınması, buraya kısa süreli girmesi de yasaklanmıştır. Yani ağır hasarlı binalara da bu saatten sonra girmek yasaktır. Yeni bir karara kadar. Çünkü bu riski taşıyamayız, bu sorumluluğu taşıyamayız, bu da doğru değil. Peki ne yapılacaktır? Bu konuda daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını birlikte yapabilecektir. 2-3 gün sonra da eşya yardımı miktarı da açıklanacaktır. Elimizde bir miktar var. Aslında yılbaşı belirlediğimiz bir miktar. Ama onu nereye ne kadar götürebiliriz konusunda bir çalışma gerçekleşiyor. Yani biz her yıl bu miktarları yılbaşına revize ederiz ve revize ettiğimiz miktarlar üzerinden çalışma yaparız. Ama burada farklı bir durum söz konusu. Burada ne yapabileceğimiz konusunda hem Aile Bakanlığımızla birlikte konuşacağız hem de kendimiz bir değerlendirme yapıp ortaya bir süreç istişareler sonunda işletmeye başlayacağız. Ve yine sorulan bir soru daha var. Buna da bir cevap vermem gerekir. Özellikle bu yaşadığımız şehirlerde, Hatay, Kahramanmaraş, her birisi, ilçeler. Bu şehirlerde bu şehirleri nereye kuracaksınız? Bu planlamayı nasıl yapacaksınız diye bir soru söz konusu. Buna da yine Çevre Şehircilik Bakanımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde şöyle bir cevap üretebiliyoruz. Bir, Çevre Şehircilik Bakanımız bizatihi bütün illeri dolaşıyor ve bazen dar, bazen de geniş istişareler ortaya koyuyor. Artı dün Gaziantep'te yaklaşık 6 saatlik bütün hocalarla, yani hem AFAD'ın bilim kurulu olarak çalışan hocalarla hem de diğer üniversitelerden gelen hocalarla özellikle her il tek tek değerlendirilerek nerede olabileceğine yönelik bir çalışma ortaya koydular. Bir gün önce de Enerji Bakanlığımız maden tetkik aramayla bu çalışmayı yaptılar. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Burada bütün valilerimize söyledik. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile AFAD müdürleri de yanında olmak kaydıyla o şehrin paydaşlarıyla bir araya gelinecek. Kimler? Belediye başkanları, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, ilin kanaat önderleri, ilin teknik odalarıyla bir araya gelinecek. Bunu da 48 saat veya 72 saat içerisinde yapmaları konusunda bir salık verdik. Her ilde ve her ilçede onların da geçmişte yaptığı değerlendirmeler. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığımızın taslak olarak hem zemin etütlerini gerçekleştirdiği hem de taslak olarak öneri olarak ortaya koyacağı, onların öneri olarak koyacağı değerlendirmeler karşılaştırılarak bir sonuca varılacak. Bu süreç de hemen yarın öbür gün bitmeyecek. Sürdürülebilir bir süreç olarak şehir, o şehirlerle beraber eldeki imkanlar çerçevesinde nerede olabileceğine yönelik bir adım atılmış olacak. Yine başka bir problem daha var. Bu da maalesef taşımada da biz bunu gördük. Yani normalde 5-6 bin liralık, şehirler arası da şehir içi 5-6 bin, şehirler arası da 8-9-10 bin liralık bir taşımayı 20 bin liraya, 22 bin liraya, 25 bin liraya çıkaran fahiş bir takım teklifler, fahiş bir takım fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da bir de bu dünyanın öteki dünyası var. Bunun hesabını Allah da sorar. Bunun üzerinden, bu sıkıntı üzerinden burada bir istismar yapmaya çalışmak elbette ki yani bir kötülüktür. Belki de en kısıtlı ifadeyle bunu söylemek durumundayım. Bu konuda bütün valilerimize olağanüstü halin de ortaya koymuş olduğu çerçeve içerisinde biz gerekli talimatları verdik, gerekli yazıları gönderdik. Bu konuda bir fahiş fiyat veya vatandaşı zorlayıcı, belki de vatandaşı sıkıştırıcı, belki de vatandaşı istismar eden, belki de vatandaşın zor durumundan faydalanan bir durum görülürse gereği yerine getirilecektir. Gereğini nasıl yerine getirileceğini de arkadaşlara tek tek izah ettik. Ve bunu da ayıplıyoruz. Bunu bizim kadar bir şey daha söylemek istiyorum. İlgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili ticaret odalarının, ilgili esnaf odalarının da bu çağrıyı yapmaları, bu denetimi kendilerinin yapmaları da esastır. Yani bu sadece bize ait bölümünü biz yapar ve gereğini yerine getiririz. Ama bu aynı zamanda ahlaki bir meseledir. Ve bir meslek grubu açısından da ahlaki bir meseledir. İşini iyi yapanlara da bir haksızlıktır. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Ben o meslek odalarının yerinde olsam yarın bir toplantı yapar, bu tespitleri, bu yapanları, bu kişiler kimse bunları tespit eder. Oradan onların bir daha o meslek odalarında temsil edilmemelerini ve üye olmamalarını sağlarım. İşin doğrusu budur. Yani eğer biz bu zor zamanlarda herkes el birliğiyle büyük bir millet olmanın fedakarlığını ortaya koyuyor, birileri de bunu istismar malzemesi yapıyorsa ona bu dönemin en ağır cezası verilmelidir. Bu kadar açık. Keşke şöyle kanunlarımız olsa da bu tip insanlar ömürleri boyunca ticari kısıtlı olsalar, ömürleri boyunca, hayatları boyunca kamu hizmetlerinden men edilseler, kamu yararlılıklarından men edilseler. Keşke böyle şeyler olsa. Keşke böyle şeyler, böyle kanunlarımız gelirse. Belki de en doğru olan süreç budur. Çünkü anlaşılıyor ki ahlak duygusu ve inanç duygusu, öteki dünya korkusu yok olmuş insanlar buradan para üzerine istifade etmeye çalışıyorlar. Ve yine bunun yanı sıra başka bir problem daha var. Bu konuda da arkadaşlarımıza talimat verdik, çalışacaklar. Kira meselesidir. Yani birden kiranın bu kadar artıyor olması, birden kiraların ciddi bir şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Çadırda kalan insanların ahı, o enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp bir büyük lütufla, Allah'ın lütfuyla bugün yaşayan insanların ahı tutar. Yani özellikle bu konuda kira fiyatı arttırmak konularında olanlara bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu paranın bir ayrını görmezsiniz. Kusura bakmayın. Hiçbir ayrını görmezsiniz. İster bizi sevin, ister sevmeyin. Ama bu paranın hayrını görmezsiniz. İnsanlar korkularından, insanlar çocuklarının arzularından, isteklerinden, korkularından kendilerini başka bir yere taşımak isteyecekler. Bugün bir çocuğa sordum, korktun mu? Dişlerim titredi diyor. Yani bunu anlamayıp ben buradan kiramı 6.000 liradan 10.000 liraya çıkarıyorum diye ortaya koyanlar vicdan sahibi değillerdir. Beni bağışlayın. Ve bu milletin birliğine de halel getiriyorlar. Çünkü bu bir yıl boyunca hep birlikte yükleneceğimiz, bir yıldan sonra da bu deprem travmasını yaşayan insanları hep beraber rehabilite etmemiz gereken bir süreçtir. Çocuklarından yaşlarına kadar, iş insanlarından esnaflarına kadar bunu yapmakla mükellefiz. Bu sadece bir kanun meselesi değildir. Aynı zamanda bir etik meseledir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Üçüncüsü veya dördüncüsü, konteyner şehirlerle ilgili şartlardır. Bu konuda da uzun zamandan beri bir şartlar dizinimiz vardır. Yani konteyner şehirlerde kimler kalır ve konteyner şehirler nasıl olur? Elbette ki konteyner şehirlerin sosyal donatıları vardır, sosyal alanları vardır, yöneticileri vardır. Hep de böyle olmuştur. Bütün depremlerde veya karşı karşıya kaldığımız sel, afet ve yangınlarda bunları gördük. Ancak eğer köylerde ihtiyaç olursa ve evi de yıkılmışsa, evi yapılana kadar başka bir yerde kiraya da geçmiyorsa, kendinin evinin önüne ve yakınına konteyner getirdiğimizde vakadır. Geçmişte bunu da yaptık. Yine bunu yaparız. Ancak konteyner şehirlerde özellikle kimler barınabilir? Biraz önce söylediğim hak sahibi olanlar, yani konteyner şehirlerde yaşayıp daha sonra da ev sahibi olabilecekler. Afetten, AFAD'dan, Çevre Şehirciliğin yaptığı konutlardan alabilecekler. Kim bunlar? Birincisi yıkık ev sahibi olanlar. İki, aynı zamanda ağır hasarlı ev sahibi olanlar, aynı zamanda acil yıkılacak binaların ev sahipleri olanlar buradan birinci derecede yararlanma hakkına sahiplerdir. Peki bunların içerisinde kimlerdir? Bunların içerisindeki sıralamada şudur. Diyelim ki bunlar sıralandılar. Bunların içerisindeki sıralama nedir? Bunların içerisindeki sıralamada açık ve nettir. Bir, şehit yakınlarından başlayıp yani böyle mağdur olanlar, depremzede olanlar, hak sahibi olanlar, onların da sıralaması birincisi şehit yakınlar olanlar, ikincisi hanede 6 yaş ve daha küçük bebeği olanlar ve hamileler, üçüncüsü hanede yatalak veya ağır hastası olanlar, dördüncüsü hanede engelli birey olanlar, beşincisi hanede 65 yaş üstü birey olanlar, sosyoekonomik destek kapsamında olanlar. Aslında konteynerden yararlanmak isteyen hak sahipleri, yani binası olup veya özür diliyorum dairesi olup bir yerde oturup aynı zamanda da dairesini kaybedenler birinci derecede buradan hak sahipleridir. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Yine özellikle fiilen oturmakta olduğu evi sırasıyla yıkık, acil yıktırılacak veya ağır hasarlı tespit edilip oturabileceği başka bir evi bulunmayanlar. Üçüncüsü yine fiilen oturmakta olduğu evi sırasıyla orta hasarlı tespit edilip oturabileceği başka bir evi olmayanlar. Birinci ağır hasarlılardı. Şimdi orta hasarlara geçtik. Eğer oradan yer kalırsa orta hasarlılar da elbette ki bundan istifade edebilecekler. Yine o da aynı sırayla olacak. Yani ilk önce şehit yakınları, engelliler, hamileler gibi. Yine dördüncüsü fiilen oturmakta olduğu evi sırasıyla orta hasarlı tespit edilip oturabileceği başka bir evi olmayanlar. Yine beşincisi fiilen oturmakta olduğu evi sırasıyla yıkık, acil, yıktırılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olup oturabileceği kendine ait başka bir evi bulunmayan kiracılar. Yani ilk önce ev sahipleri, ağır hasarlılar, yıkılacaklar, daha sonra orta hasarlılar, daha sonra ise eğer yer kalırsa kiracılar. Elbette ki buraya geçildiği zaman da bir bilgiyi de aktarmak isterim. O da buradan taşınma parası alınabilir, 15.000 lira taşınma parası, ama doğal olarak kira parası, yani kira desteği alınamaz. Yani şartlarda eskiden aynıydı. Burada bir şart değişikliği getirdik. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle oldu. İlk kez kiracılara kira desteği veriyoruz. 2.000 lira. Bundan önceki hiçbir depremde, bundan önceki hiçbir afette böyle bir destek verilmedi. Çok kapsamlı ve çok büyük ölçekli bir afetle karşı karşıya olduğumuz için kiracılara da bir kira desteği verilmesi hususunda bir adım atılmıştır. Ve onlar da hem daha önce taşınma parası kiracılar ve ev sahipleri arasında farklıydı. Onları da dengeli hale getirdik. Her birine 15.000 lira bir kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 5.000. Çünkü onların evleri vardı ve evlerinden yoksun oluyorlar. Kiracılar var. Kiracılar zaten kiracıydı. Geçmişte yardım edilmiyordu. Onlara da bir kira desteği taşıma yardımıyla beraber verilmiş olunacak. Burada da bunun şartlarını bir vesileyle açıklamış oldum. Yine bu aslında hemen hemen bütün ilgili deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza AFAD tarafından bildirilmiş koşullar ve şartlardı. AFAD tarafından da açıklanmış şartlardı. Ama kamuoyunda bir kez özellikle deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza bir kez daha ifade edelim istedik. Ve yine bunların yanı sıra bir de Evim Yuvam Olsun kampanyası var. Ve bu kampanyada devam ediyor. Yani şu ana kadar ağır hasarlılar, yıkıklar, acil yıkılacaklar ki bunlara orta hasarları daha eklemiş değiliz. O da eklendiği zaman bağımsız bölüm olarak şu anda %70-75-80'lik bir tespit olmasına rağmen hasar tespiti neredeyse bağımsız bölüm sayısı 400 bin sınırına gelmiş oldu. Bu şu demektir. Yani bu biraz daha yükselirse, yani %100'ü tamamlanırsa buradan biraz daha artmış olacaktır. Onun için özellikle burada bir taraftan bir kısım vatandaşlarımız doğal olarak konteynerlerde kalacaklar. Bir kısım vatandaşlarımız kiraya çıkmayı tercih edecekler. Bir kısım vatandaşlarımıza başka illerde kalma ve barınma imkanları sağlanacak. Bir kısım vatandaşlarımızın da özellikle bir evi, iki evi olan veya bir yazlığı olan vatandaşlarımızın ortaya koyacağı yardımlaşma duygusu çerçevesinde Evim Yuvan Olsun kampanyasına katılmasını arzu ediyoruz. Katılanlar var. Yarın akşam onlarla ilgili de bir değerlendirme yapacağız. Geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. Ama bu topyekün sadece konteynerla, sadece çadırla, sadece kendi bölgesinde çözülebilecek bir mesele değil. Onun için buna bugüne kadar aziz milletimizin yüce gönüllülüğü ortaya koyduğu yardımlaşma duygusunun burada da vücut bulmasını, burada da bu ev sahipliğine destek olmalarını arzu ediyoruz. Tabii önemli bir duygu şu, bu şehirlerdeki insanlar bu şehirlerde yaşamaya devam edecekler. Temel arzumuz budur. Yani şehirlerin yapısı, şehirlerin demografisi, şehirlerin o insanlarla olan bütünlüğünü bozdurmamaktır. Bunun da olabileceğini düşünüyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Aziz milletimiz bizi bağışlasın. Bu karşı karşıya kaldığımız afet hiçbiriyle ölçülebilir değil. Ama geçmiş afetlerde de, küçüklü, büyüklü, ortalı afetlerde yaşadığımız bir duyguydu bu duygu. Bir daha bu şehir ayağa kalkmaz duygusu vardı. Bunu hep yaşadık. Hep de gördük. Bunda çok doğal olarak karşıladık. Çünkü o afeti yaşayanlar, yani neredeyse yarım kıyamet gibi bir afeti yaşayanlar, herkesin afeti kendi bölgesinde kendine öyle geliyor. Çok da doğrudur bu duygu. Bir daha o şehrin ayağa kalkamayacağını düşünüyor. Oysa geçmişte olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok kez ifade ettiler. Van'dan Bingöl'e kadar, Simav'a kadar, Malatya'ya kadar, Elazığ'a kadar, Kastamonu'nun Bozkurt'una kadar, Sinop Ayancık'ına kadar, Antalya'daki ve Manavgat'taki orman yangınlarından Muğla orman yangınlarına kadar bu duygu, bu afeti yaşayan bütün vatandaşlarımızda oluştu. Oluşmayanı yoktur. Çocuklarda oluştu. Bu duyguyu oradan biraz olsun kurtarmak için bazen onları bugün olduğu gibi, ki bugün de şehir dışlarına çıkıyorlar, o travmadan kurtarmak için elbette ki bu transferlere ihtiyaç duyulabilir. Kısa süreli, daha sonra şehri tekrar ihya edildiğinde onunla buluşabilecek transferlere ihtiyaç duyulabilir. Evim Yuvam Olsun kampanyası en azından çocuklar için, en azından yaşlılar için, en azından çocuklarının o etkiden kurtulmasını sağlayan aileler için önemlidir. Onun için bu çağrıyı tekrar yeniliyorum. Yani burada bizim milletimiz hakikaten zengin gönüllüdür. Bir yıl boyunca o evlerine gitmeseler veya kirayla beraber başka bir yerde bunu karşılama imkanı olanlar için söylüyorum elbette ki. Bu belki de sadece binaların yapılması değil, sadece şehirlerin kendi medeniyetiyle bir araya gelmesi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın, depremle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın travmalarının uzun süreli ortadan kalkabilmesi için en büyük rehabilitasyon mekanizması olarak değerlendirmek gerekir. Buna da ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bizim milletimize bunu tekrar öneriyorum. İnşallah böyle bir kampanyada da her şeyde olduğu gibi başarılı olacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Tarihin en büyük yıkıcı deprem afet süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Biz sadece bir deprem yaşamadık. Yani bunu bir deprem olarak tarif etmek belki meseleyi tam olarak izah edememek noktasına gelir. Çünkü bu bölgeye, deprem bölgesine gelenler yaşanan yıkımı gördüğü zaman bunun depremle dahi izah edilemeyecek büyük bir yıkım olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar ve anlatıyorlar. Onun için 9 saat arayla 7,5'ün üzerindeki iki büyük deprem, 6 ölçeğindeki artçılar ve dün akşamki tecrübede gösterdi ki 15 gündür yaşadıklarımız alelade bir deprem afeti süreci değildir. Birbirimizle büyük bir dayanışma içerisinde olmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacaktır. Herkes kendi yüzünü bu karşı karşıya kaldığımız zor süreçte göstermektedir. Yalanları, iftiraları, acaba buradan bir siyasal çıkar elde edebilir miyim uğraşlarını hep beraber görüyoruz. Biz bunların ancak milletimizin moralini bozacak olanlarını düzeltebiliyoruz. Çünkü bununla uğraşabilecek çok büyük bir vaktimiz yok. Birileri eline kamera almışlar. Birileri eline el feneri almışlar. Acaba nerede bir eksik görürsem, bunu kamuoyuyla paylaşırsam da bir zarar oluştururum kanaatiyle dolanıyorlar. Oysa milletimizin desteğe ihtiyacı var. Baştan itibaren bu işi koordine eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde koordine eden AFAD, bütün kurumları kendi bünyesine toplayan AFAD, elbette ki ülkemizin her noktasına, yani deprem bölgesinin her noktasına ulaşmaya çalışmaktadır. Şunun altını çizerek söylüyorum. Dünyada hiçbir ülke böyle bir depremle karşı karşıya kalmış olsaydı, bir devleti, iki milleti bu kadar dirençli bir şekilde bu depreme direnemezdi. Ve şu anda bir millet kenetlenmiş vaziyette. Devlet en ücra noktalara kadar, helikopterinden gönüllüsüne kadar, Kızılay'ından AFAD'ını arama kurtarmasına kadar, bütün sivil toplum örgütlerine kadar bir koordinasyon içerisinde ulaşmaktadır. Bu kadar yaygın bir alanda, neredeyse Hollanda ülkesinin 3 büyüklüğündeki yaygın bir alanda bu depreme devlet bütün kapasitesiyle ilk dakikadan itibaren müdahale etmiştir. Eksiklik bulmaya çalışanlar olabilecektir. Eksiklik bulmaya çalışanlara söylemek istiyorum. Onların belediyeleri de AFAD'ın emri altındadır. Bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişlerdir? Kaç saatte? Lütfen kimse vicdansız hareket etmesin. 3. günün sonunda artık herkes gıdamız yeter, her noktaya kadar, en ücra köşeye kadar ulaşmış demiştir. Milyonlarca öğün yemek verilmektedir. Çadır kentler kurulmuş. En ücra noktalara kadar çadır ulaştırılmıştır. Elbette ki bu bölgede yaklaşık 3 milyon civarında hane var. Herkes korku yaşıyor. Biz de biliyoruz ki 3 milyon civarındaki hanede çadır versek talep edecekler ve isteyecekler. Çünkü çoluğuyla çocuğuyla bu artçı depremler devam ettikçe veya müstakil depremler devam ettikçe dışarıda, içeride durmaktan çok dışarıda durmak isteyeceklerdir. Ama onun da kendine ait bir öncelik sırası ve depremin etkilediği alan sırası vardır. Ve buna göre bugüne kadar da sadece AFAD koordinasyonuna dağıtılan, ki bugün de arkadaşlarımız açıkladılar, 301.000 çadır söz konusudur. Biz Elazığ ve Malatya depremini 35.000 çadırla bitirdik. Şu anda 301.000 çadır. Bütün bu deprem alanının büyüklüğü düşünüldüğünde elbette ki çadır sevkiyatımız devam ediyor. Elbette ki 2 aylık zaman dilimi içinde toplam 100.000 konteyner şehirde yaşam başlayacaktır. Buna ait bütün hazırlıklar gerçekleştirilmiş ve yapılmıştır. Altyapıları yapılmaktadır. Yani 2 ayın sonunda peyderpey alımlar hem başlamıştır hem de önümüzdeki günlerde daha seri bir şekilde devam etmektedir. Altyapı derken kanalizasyonu, suyu, elektriği, bütün sosyal donatıları bir şekilde oluşturulmaya çalışılacaktır, çalışılmaktadır. Ve bütün kapasiteyle bir taraftan çadır, bir taraftan en ücra köşelere ulaşma, bir taraftan beslenme ve aş, bir taraftan sağlık ekiplerimiz bütün alanı taramaktadır. AFAD dediğimiz sağlık ekiplerimizden tutun, jandarmamıza kadar, polisimize kadar, askerimize kadar bir hali ortaya koymaktadır. Özellikle son cümleler olarak şunu söylemek isterim. Bazı muhalif gazetelerde özellikle 3-4 tane köşe yazarı veya işte Deutsche Welle gibi yabancı ülkeden buralara bir takım görevlendirilmiş kişiler deprem sabahı ile ilgili bir takım tezviratları ortaya koymaktadırlar. Bunların hepsinin yalan olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar ayıp şeylerdir. Lütfen bu yalanları, bu iftiraları ortaya koyarak hem çalışanların hem de bizlerin zamanını almayın. Önümüzdeki zaman diliminde bu işleri bıraktığımız zaman, daha doğrusu bu işleri bitirdiğimiz zaman çok vaktiniz olacak. İstediğiniz iftiralar atabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu iftiraları süsleyebilirsiniz. Ama hayatta hiç olmamış, vuku bulmamış meseleleri, işte deprem sabahı Milli Savunma Bakanı şöyle yaptı, İçişleri Bakanı böyle yaptı, ötekisi böyle yaptı gibi hiçbirimizin aklına gelmeyen, hiçbirimizin aklında olmayan, her birimizin bu bölgeye nasıl yetişebiliriz diyen, Türkiye Afet Müdahale Planları'nın hemen devreye girdiği, saat 5.30'da dünyada böyle bir deprem çağrısı var mıdır bilmiyorum. Buradaki gazeteci arkadaşlarımıza bakmasını isterim. İlk televizyona çıktığımızda 4. seviye uluslararası çağrı yaptık. Hemen uluslararası çağrı yaptığımız ve bütün devlet kapasitesini harekete geçirdiğimiz ve bütün devlet kapasitesi için alarm düğmesine bastığımız ve dünyanın ve yer kürenin en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. Onun için bilmiyorum, onlar da herhalde ilkokulda ahlak dersi almışlardır, din bilgisi ve ahlak dersi. Ortaokulda din bilgisi ve ahlak dersi almışlardır. Anneleri ve babaları da onlara bir şey öğretmişlerdir. En azından bizim gibi yalan söylerseniz ağzınıza kırmızı biber sürelim gibi bir takım sözler söylemişlerdir. Ama anlıyorum ki onların hepsini bulundukları kalıplar onlara unutturdu. İnsanlıklarını unutturdu. Oysa biz deprem bölgesinde her hafta sadece sokak hayvanlarının istifadesi için bile bir tır mama gönderiyoruz. Ve arkadaşlarımız vasıtasıyla dağıtıyoruz. Ve bütün arkadaşlarımız bu konuda gayret ve mücadele ortaya koyuyorlar. En azından insanlıklarına dönmelerini bir kez daha bu süreç içerisinde, bu parantez içerisinde istirham ediyoruz. Eğer biraz insan olabilirlerse bu dönem içerisinde mutlu olacağız. İşimizi yapacağız ve arkadaşlarımız da bu işlerle uğraşmamış olacaklar. Acaba nerede ne eksik vardı? İhbarların %99'u, hırsızlık ihbarlarının %99 küsürünün sahte çıktığı bir dönem yaşadık. %99 küsürünün hırsızlık ihbarlarının sahte çıktığı bir dönem yaşadık. Bu kabul edilebilir bir iş değildir. Bu kötü niyetliliktir. Onun için burada aziz vatandaşlarımıza, bu kişileri gördükleri zaman onlara da tembih etmelerini istirham ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Gece gündüz durmadan çalışacağız ve bu afetten bu milletin gücüyle, bu milletin imanıyla, Allah'ın izniyle, bu milletin inancıyla ve bu milletin birliği ve beraberliğiyle birlikte çıkacağız. Bu arada Hatay'la ilgili ufak bir cümle söyleyeyim. Hatay'da 5 enkaz kaldı. 5 enkazda bitince arama kurtarma çalışmaları veya enkazın altındaki cenazelerimize ulaşma çalışmaları sona erecektir. Dün akşam eğer o deprem olmamış olsaydı bu çalışma bugün itibariyle sonlanmış olacaktı. Ama sahanın kendi kendine getirdiği böyle sonuçlar vardır. Tekrar milletimize hayırlı geceler diliyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Ve Allah milletimizin zorunu kolaylaştırsın. Bütün duamız budur. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.